الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الفصل الأول المعتزلة. شمدي شهرستاني مرحوم kendi girişlerini yaptıktan sonra mezhepler tarihine başlamış oluyor. İlk bölümde Mu'tezile'yi ele alıyor. El-Mu'tezile ve yüsemmûne Ashab el adli ve tevhidi, adalet ve tevhid ehli olarak bunlar isimlendirilirler. Bunlar tabii kendilerine, bildiğiniz gibi Mu'tezile kendine Ashab ehlül adli ve tevhid ismini kendileri veriyorlar. O ismi kendileri benimsiyorlar. Beş esaslarından dolayı özellikle tevhid ve adalet ve özel vurgu yapılıyor. Ve yulakkabune bil kaderiyeti vel adliyeti, kaderiye ve Adliye diye de lakap verilir bunlara. Kaderiye, biliyorsunuz bizim mezhepler tarihi kaynaklarında, klasik literatürde Kaderiye, önce Kaderiye çıktı diye La kaderine lem ve unfun dediği için o gelecek. Sonra Kaderiye, Mu'tezile ile birlikte değerlendiriliyor. Kaderiye diye bunlara lakap verilir. Vel adliye ve adliye diye adalet vurgularından efali ibadla ilgili. Şimdi bunlarla ilgili çözümleme yapacağı için ben burada bir şey söylemeyeyim. Evet. Ve hum kad cealu lafzel kaderiyeti müştereken. Bunlar diyor kader lafzını, kaderiye lafzını müşterek yapmışlardır. Demişlerdir ki ve hum dedikleri artık mutezile oluyor. Ve kalu dediler ki lafsul kaderiyeti, kaderiye lafzı yutlaku ala men yekulu bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala. Kaderiye lafzı yutlaku kullanılır, ıtlak olur. Kullanılır kimin için? Ala men yekulu bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala. Yani kadere inanan, kaderin hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak şeklindeki kadere, kaderi dile getiren, kadere inananlara verilen bir isimdir. Kaderiye, ihtirazan min vasmatil lakab. İhtirazan, korunmak için, efendim, tedbir amaçlı, min vasmatil lakab, vasma, leked, kusur anlamlarında. Yani bu lakabın lekeli bir lakap olduğu için, olumsuz bir lakap olduğu için bundan sakınmak için kaderiye lafzını, bunlar aslında kendileri için değil de karşıtları için, biliyorsunuz ehli sünnet diyelim, kaderin hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanıyor. Onlar için kullanırlar, müşterek bir lafız olarak kullanırlar diyor. Niçin bu vasmatil lakap dedi? Ha, bu arada lafzul kaderiye mübteda yutlak olan itibaren fiil cümlesi haber. Haber fiil cümlesi olarak geldi. Mahallen marfu. İhtiraza min vasmatil lakab. Lakabın o olumsuz içeriğinden sakınmak için tedbir amaçlı. Böyle demişler. İz çünkü kâne zemmu bihi, bu kaderiye lafzının lafzıyla ilgili zem, olumsuzluk, muttefakan aleyhi li kavli nebi aleyhissalatu vesselam. Çünkü Resulullah'ın şu sözünden dolayı bu lafızın zemmedildi, yani bu lafızın olumsuz bir içeriğe sahip olduğu, kendisiyle ilgili zem olduğunda ittifak vardır diyor. Nedir o rivayet? Hatta iki rivayet alacak. El kaderiyyetu mecusu hadihil ümmeti. Kaderiyye bu ümmetin mecusileridir. Resulullah'ın diyor bu sözünden dolayı bu kaderiye lafzının olumsuz olduğu konusunda, bunun zemmedildiği konusunda, kaderiye lafzının mezmum olduğu konusunda ittifak vardır diyor. Tabi bu lafız, iki tane rivayet alacak burada. El kaderiye tukusemaullahi fil kader yine aşağıda geliyor. Kaderiye Allah'ın kader konusundaki düşmanlarıdır, rakipleridir. Ya da el kaderiye tumecusu hadihil umme, kader ciler, kaderiye bu ümmetin mecusileridir. Bu rivayetlerin şimdi baktığınız zaman sıhhatine genelde münker, zayıf ve münker isnadındaki bir kişi ya da birkaç kişiden dolayı münker hadis olarak tahricinde bunu görüyorsunuz. Zaten yani Resulullah aleyhissalatu vesselam döneminde de
Tabii kaderden bahsediliyor ama bu çok da tartışılmıyor böyle. Yani daha çok tabii aslında Ehl-i Sünnet'in anladığı gibi bir anlayış rivayetlerde geçiyor ama bu şekilde tartışılmıyor. Dolayısıyla o dönem için biraz erken gibi bu rivayetleri biz tabii nazar itibara almıyoruz yani bu sebeple. Vekâneti sıfatiyye tuâriduhum bil ittifak. Onlara sıfatiyye neydi? Sıfatları ispat edenler anlamında ehli sünnete verilen isim ya da tüm sıfatları yani sıfatları kabul eden herkese deniyor ama ehli sünnette bu anlamda sıfatiyye olmuş oluyor. Daha önce Şehrestani bunu söylemişti. Sıfatiyye kânet tuâriduhum bil ittifak. Bunlara İttifakla karşıdır, itiraz etmiştir. Ne diye? Ala ennel cebriyete vel kaderiyete mütekabiletani tekabület tezaddi. Burada tabii sıfatiyye tuariduhum bil ittifak dediği bunların bu görüşlerine hani kaderiyye lafzını müşterek olarak kabul edip aslında ehli sünnet için kullanmalarına yani hayır ve şerriyle kadere inananlar anlamında olduğunu söylemelerine itiraz etmiştir. Niye? Ala ennel cebriyete vel kaderiyete çünkü cebriye ve kaderiye mütekabiletane tekabület tazaddi cebriye ve kaderiye birbirlerine zıt ilişki içerisindedirler. Zıtlık yani cebriye neydi? Cebriye yaptığımız işlemde, amellerimizde mecburuz, yapıp ettiklerimizde insan fiillerinde mecburdur, yapmak zorundadır. Kaderiye de bunun tam tersi, insan fiillerinde sorumludur, kader yoktur anlamında. Birbiriyle bunlar mütekabiletani karşı karşıyadırlar. Nasıl karşıdırlar? Tekabület tezaddi, iki şeyin birbiriyle karşısında olması gibi karşıtlık ilişkisi içerisindedirler. Bu şekilde sıfatı onlara itiraz eder. Nitekim diyor fe keyfe yutlaku lafzu ziddi ala zıt. Yani zıt bir lafız başka zıddına nasıl zıddı için nasıl kullanılır? Zıt bir lafız olumsuz bir lafız zıddı için nasıl kullanılır? Yani kaderi yeşayet kaderi inkar edenler anlamındaysa sanki kaderiye lafzı aslında kaderci normalde onu da söyleyecek. Kaderiye nedir desek ismi mensuptan alem olmuştur desek deriz ki kadere inananlar anlamında kaderiye. Bu da diyor ki nasıl zıt anlayış için kullanılır. Fakat kâle nebiyyü aleyhissalatu vesselam el kaderiyye kusemâullâhi fil kader. Kaderiyye Allah'ın kader konusundaki rakipleridir, düşmanlarıdır. Bu da tabii daha önce söyledim, tahricine baktığımız zaman münker bir hadis olarak, zayıf bir hadis olarak görünüyor. Vel husumetu fil kader, kader konusunda düşmanlık yapmak. Ve inkisamul hayri ve şerri ala fiilillah ve fiilil abdi, yine hayrı ve şerri, ve inkisamul hayri ve şerri ala fiilillah ve fiilil abdi, Allah'ın fiili ve insanın kulun fiili konusunda hayır ve şer ayrımı yapmak len yutasavvara ala mezhebi men yekulu bit teslimi ve tevekkül. Yani teslim ve tevekkülü söyleyen galibi hakeme yani o konuya da o kanaatte olan, kail olan teslim ve tevekkül dile getiren bir mezhep için tasavvur edilemez. Ve ihaletil ahvali kulliha alel kaderil mahdum. Ve yine bütün hallerin hepsini de alel kaderil mahdum zorunlu bir kadere havale etmek. Vel hukmil mahkumi ve yine belirlenmiş mecburi bir hükme efendim havale etmek. Vellezî ya'ummu ta'ifetel mu'tezileti. Evet. Vellezî bu ayrı bir başlık aslında. Yani bu nasıl mümkün olabilir? Şimdi burada şey şu. Şimdi kaderiye lafzı kaderiye normalde dediğim gibi bu kaderiye nedir desek deriz ki Arapçadan işte kadere inanan anlamında deriz.
kadere inanan anlamında ama Mutezile için bu kullanıldığı zaman kaderi reddedenler anlamında. Burada baktığımız zaman bazen bu lafızlar şey için kullanılmıştır. Yani böyle zıt anlam için kullanılan lafızlar olabiliyor bazen. Kaderi yedinip tersi kastedilebiliyor. Ya da bazı alimler de şöyle diyor. Bunlar Allah'ın fiili, fiilleri Allah'ın yaratmasını inkar ettikleri için ve kendilerine nispet ettikleri için bu anlamda bunlara kaderiye deniyor. Şimdi bu lafzı ama Mutezile'nin de bu rivayetlerden dolayı mezmum olduğu için bu rivayet hayır ve şerri Allah'tan olduğuna inananlar için kullanıldığını söyledi. Daha sonra da belki de burada bu nushada aslında şeyi ayırmak gerekir. Yani şurada sanki وَانْقِسَامُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ عَلَى فِعْلِ اللّٰهِ وَفِعْلِ الْعَبْدِ Allah'ın fiilinin ve kulun fiilinin efendim hayır ve şer diye taksimi لَنْ يُتَصَوَّرَ tasavvur edilemez. Alâ mezhebi men yekûlu bi teslimi ve tevekkül. Teslim ve tevekküle inanan, teslim boyun eğme yani inkiyat etme ve tevekkülü dile getiren bir mezhep için tasavvur edilemez. Ve yine ihaletil ahvali kulliha alel kaderil mahdum ve yine her halin mecburi, zorunlu bir kadere havale edilmesi düşünülemez. Vel hukmül mahkum. Belirlenmiş bir hükme. Bu işte burada ehli sünnet savunması yapıyor aslında Şehristani. Yani bunun ehli sünnet için düşünülemeyeceğini söylüyorum. Vellezî şimdi burası aslında ayrı bir paragraf olmalı. Vellezî ya'ummu taifetel mu'tezileti minel i'tikad. İtikadi olarak mu'tezile tayfasının genel görüşleri üzerinde ittifak ettikleri görüşler. Şimdi tabii bu Şehristani tabii bu rivayetleri kabul ediyor. Yani çünkü kitabını aldığına göre bir değerlendirmede de bulunmadığına göre. Fakat biliyorsunuz yani mesela Şehristani kelamcı mesela Gazali için de benzer şey. Merhum Gazali de İmam Gazali de İhyası da çok zayıf rivayetler hatta yer yer uydurma rivayetler olduğu için bu tenkide uğradıktan sonra kendisi de hadiste zayıf olduğunu ve hadis tahsiline başlıyor. Yani Buhari okuyor vesaire son dönemlerinde. Benzer şey tabii bir Şehristan için bilmiyorum ama bu ulema tabii şey yani düşünün bu tahriç hadisçi olmayan birisi için o dönemler için bakın şimdi bizim için kolay ben ne yapıyorum birçok program var. Hemen internete yazıyorum sıhhat hadis el kaderiye mecusu hazil ümmet diye Arapça klavyeden yazıyorum. Bir sürü şey çıkarıyor ya da böyle tahriş siteleri var el hadis diye. Oradan hükümleri görebiliyoruz ama eski ulema için tabii o dönem alimler için bu mümkün değildi. Fakat buraya aldığına göre Şehristani bir şeyde de bulunmadığına göre kabul ediyor demektir. Evet şimdi umumi görüşlerini zikredecek. Mutezile'nin daha sonra da tek tek fırkalarını anlatacak. Zaten kendisi de böyle bu yöntemi benimseyeceğini söylemişti. El-kavlu bi enne Allahe Teala kadimun. Onlar Allah Teala'nın kadim olduğunu, kadim yani mala evveleleh başlangıcı olmayan, ezeli olan Allah Teala kadimdir diye söylerler hepsi. Vel-kidem ahassu vasfi zatihi. Kıdem de Allah Teala'nın zatının en hususi, en özel vasfıdır. Ve nefev, nefyederler, reddederler. Sıfatları el-kadimete. Sıfat cemi müennes salim olduğu için efendim nasb durumunda ama kesra, niyabeten anil fetha olarak kesra ile mansup oldu. Kadime de sıfatın sıfatı oldu. Sıfat kelimesinin o da ne oldu? Mansup olduğu için
mansup geldi. Nefev es-sıfatil kadimete aslen. Bunlar aslen ilke olarak kadim sıfatları reddederler. Fekalu derler ki huve alimun bizatihi. Allah Teala zatıyla alimdir. Yani Allah Teala'nın müstakil sıfatları yok. Müstakil sıfatları yok. Onun zatında münlemiştir bunlar. Zatında münlemiş manalarda diyorlar. Alimun bizatihi zatıyla alimdir. Kadirun bizatihi zatıyla kadirdir. Hayyun bizatihi zatıyla haydır. La bi ilmin ve kudretin ve hayatin. Yoksa onun müstakil ilim, kudret ve hayat diye ayrı sıfatları yok. Niçin? Çünkü bunlar sıfatları ne olarak görüyorlar? Bunlar sıfatları ayrı varlıklar olarak görüyorlar. Yani sıfatlar Mutezile'ye göre zattan ayrı bir kategoridir, bir varlık kategorisidir. Biz eğer örneğin Esma-i Hüsna diyelim, 99 esma var. Bunların hepsini ezeli sayıyoruz, kadim diyoruz. O zaman onlar sıfatları tabii zattan ayrı bir varlık olarak gördükleri için o zaman 99 tane siz kadim varlık kabul ediyorsunuz ki bu da taaddudul kudema biliyorsunuz diyorlar. Taaddudul kudema, kadim varlıkların tadad etmesi, çoğalması bu da tevhid ilkesine aykırıdır. O yüzden diyorlar ki Allah zatıyla alimdir, kadirdir, haydır. Yoksa bir ilimle, bir kudretle, bir hayatla değil, müstakil sıfatları yoktur. Hiye sıfatun kadimetun. Zatıyla Allah kadirdir ve hiye ve maani kaimetun bihi. Bunlar yani bu zikrettiği sıfatlar kadimetun ve maani kaimetun bizati. Kadimdir ama Allah'ın zatıyla kaim olan manalardır. Yani zattan ayrı müstakil varlıklar değildir. Li'ennehu çünkü lev şâraketuh sıfatlar ona ortak olsa yani Allah Teala'ya ortak olsa ne olur? Lev şâraketuh sıfat fil kıdem lezî huve ahassul vasfi leşâraketuh fil ilahiyye. Çünkü bu sıfatlar eğer kıdemde ellezî huve ahassul vasfi Allah Teala'nın en hususi özel zatının vasfı olan bu kıdemde bu sıfatlar da ona ortak olsa leşâraketuh bu sıfatlar fil ilahiyye ilahi uluhiyette de ona ortak olurlar ki işte buna ne diyorlar? Bu tevhid ilkesine aykırıdır. Taaddudül kudema olur. Buradaki şey nedir? Mutezile hani ehli sünnet ne diyor? Sıfatullahi leyse kayne zatin ve la gayran sivahu zenfisali değil mi? Allah'ın sıfatları ne zatının aynıdır ne de zatından gayrıdır diyor ehli sünnet. Ama Mutezile de diyor ki sıfatlar zattan ayrı bir varlık kategorisidir. Eğer sen sıfatları da kadim kabul edersen o zaman birden çok kadim varlık kabul etmiş olursun. Bu da tevhide aykırı olur diyorlar. İşte şey budur yani tartışma konusu bu. Onlar ama ne diyorlar? Allah'ın zatında kaim manalar olarak bu sıfatlar vardır diyorlar. Vettefakû yine Mutezile ittifak etmiştir ala enne kelamehu muhtesun. Mahlukun fi mahallin. Allah Teala'nın kelamı muhtestir, hadistir, sonradandır. Yani ezeli değildir. Mahlukun fi mahal ve bir mahalde yaratılmıştır. Bu da biliyorsunuz zaten şimdi zaten bunlar herhalde tevhid ilkesi. Mutezile'nin usulü hamsesini biliyorsunuz. Ebu'l-Huzeyl-i'l-Allâh 131'de vefatı tarafından ortaya konan ve bir kişinin mutezile olabilmesi için bu beş esasa inanması gerekiyor. Tevhid, adalet, el menziletü beynel menzileteyn, el va'du vel va'id ve el emru bil ma'ruf ve nehyu anil münker. Şimdi burada Şehrestani ortak görüşler altında bu tevhid, efendim, adalet bunlardan bahsedecek. Bu da aslında Allah Teala'nın kelam sıfatının yine sıfatlar biliyorsunuz bu beş ilke mesela tevhid ilkesi Mutezile'nin tevhid ilkesinden altında üç konu vardır. Sıfatlar konusu vardır. Ru'yetullah konusu vardır. Bir de halkul Kur'an, Kur'an'ın mahluk oluşu.
Aslında hepsi sıfatların içinde münlemiştir ama konunun önemine binaen düşünün. Mutezile'nin güçlü olduğu zamanda Abbasiler döneminde Me'mun'la beraber Mihne uygulanmıştı. Ahmet bin Hanbel başta olmak üzere ehli hadise. O yüzden önemine binaen zikrediyor. Yoksa aslında sıfatlar konusu altında da işlenebilir. Şimdi Allah'ın ne diyor? Kelamı da muhtestir, yaratılmıştır yani sonradandır. Mahluktur fi mahallin bir mahallede yaratılmıştır. Ve huve şey nedir? Kelam nedir? Onu tanımlıyor. Mutezile'ye göre harfun ve savtun. Bu harf ve sesten oluşur. Yani zaten kelamı tarif ederlerken ne derler? İşte bir rüzgar yardımıyla insan ağzından harfler rüzgar yardımıyla bir şeye dönüşüyor. Sese dönüşüyor. Harf ve seslerdir. Kutibe emsaluhu bunun benzeri yazılmıştır. Fil masahif bu saflarda yazılıdır. Hikayatin anhu ondan hikayeler olarak ne yapılmıştır? Yazılıdır. Yani bu kelamdır. Bu kelamdır ve muhtestir diyor. Fe innemâ vucide fil mahalli aradun kad feniye fil hal. Şimdi diyor ki fe innemâ vucide fil mahal. Çünkü diyor İnnemâ vucide fil mahalli bir mahalde var olan yani bir mahalde olan yaratılan ya bir mahalde var olan şey arazdır. Aradun arazdır. Kad feniye fil hal ve bu da derhal o halde nedir? Fanidir. Yani dolayısıyla arazlar efendim fanidir. Arazlar hani bir cisimde cevherde kendini gösterir. Bir mahalde olan da arazdır diyor. O da zaten nedir? Fanidir. Dolayısıyla kelam da bu anlamda muhtestir efendim diyorlar. Vettefaku ala enel iradete ve sem'a vel basara leyset maani kaime bizatihi. Yine bunlar ittifak ettiler ki yani Mutezile'nin ortak görüşüdür ki enel iradete ve sem'a vel basara irade semi ve basar. Leyset değildir. Maaniye kaimeten bizatihi. Maani ismi menkus olduğu için ismi menkusların irabı nedir? Nas durumunda zahiri irab olduğu için maaniye. Maani, maaniye. Leyset nedir? Leysetin hiye ismi İrade sembasara gider. Leyset'in haberi mansup olacak. İsmi menkus da kadi gibi yani. Kadi canizani gibi mansup olduğu için leyset maaniye manalar değildir. Kaimeten. Kaim manalar bizatihi. Allah'ın zatıyla kaim manalar değildir. Şimdi biliyorsunuz işte bu ehli sünnet açısından da diyelim subuti sıfatlar semi, basar, irade vesaire. Bunlar bunları zatında kaim manalar olarak görmüyorlar. Şeyi görmüştü. İlmi, kudreti ve hayatı zatında kaim mana olarak görmüştü. Ama bunları zatında Allah'ın zatıyla kaim manalar olarak görmüyorlar. Lakin ihtelafu fi vucudiha bunların nasıl bulunduğu konusunda ve mahamil maaniha manalarına da nasıl bir mana hamledileceği, anlam verileceği konusunda Mutezile ihtilaf etmiştir bu semi basar ve irade konusunda. Kemal Seyyid'i bu zaten şubelerinden, alt kollarından bahsedince gelecek diyor. Ama ittifak ettikleri nedir? İrade, semi ve basar konusunda Allah'ın zatıyla kaim manalar olmadığı konusunda ittifak ettiler diyor. Başka? وَاتَّفَقُوا عَلَى نَفِي رُؤْيَةِ اللّٰهِ تَعَالَى بِالْأَبْصَارِ فِي دَارِ الْقَرَارِ Ve yine Mu'tezile Allah Teala'nın göz ile yani burada bil absar demesi bil kalbin bil kalp olarak anlaşılmasın diye söylüyor. Çünkü rü'yetullah bazıları diyorlar ki rü'yetullah bil kalp. Kalp ile Allah'ı görmek. Rü'yetullah bil absar göz ile yani baş gözüyle görmek diyor. Şu dünyada gördüğümüz gözlerimizle. Diyorlar ki onlar Allah Teala'nın darül kararda yani cennette karar son yerde artık karar yerinde cennette
baş gözüyle görülmesini reddediyorlar, kabul etmiyorlar. Ve nefi teşbih. Yine bunlar ittifak ettiler. Ala nefi teşbihi anhu min kulli veçin, ve Allah Teala'nın her yönden, her açıdan teşbih benzetilmesinden de benzetilmesine de karşıdırlar, onu nefyederler. Ne gibi? Ciheten, yön itibariyle Allah yönlerden, yani altı yönden, aşağıda, yukarıda, sağda, solda, önde, arkada bulunmaktan ve mekanen bir mekanda bulunmaktan ve sureten bir suretinin olmasından, cismen bir cismin olmasından, tahayyüzen bir mekanda yer tutmak, yer kaplamak, işgal etmekten, vantikalen bir intikalden, yani bir yere gidip gelmekten, ve zevalen yok olmaktan, ve tegayyuran değişimden, ve teessuran etkilenmekten. Allah Teala bütün bu şeylerden her açıdan nedir? Her açıdan teşbih. Yani teşbihin her türlüsünden münezzehtir diyorlar. Biliyorsunuz zaten Mutezile tenzihçi bir mezheptir. Mutezile'nin en başat özelliği tenzih etmesidir. Allah Teala'yı, yani tenzihte aşırıya gitmesidir. Ona layık olmayan şeylerden münezzeh kılma gayretleridir. Ve evcebu. Tabii böyle her yönden teşbihi reddedince bunlar evcebu, vacip gördüler. Te'vîlel âyâtil müteşâbiheti fîhâ, bu konulardaki, yani bu zikredilen konulardaki müteşabih ayetleri de tevil etmeyi zorunlu gördüler. Tevil ediyorlar. Ve summu hâdan namata, bu yöntemi, bu usulü isimlendirdiler mutezililer. Ne diye? Tevhiden. Tevhid diye. Yani burada aslında Mutezile'nin ilk ilkesini merhum Şehristani zikretti ve tevhid ilkesi altında hangi konulardan, sıfatlar konusundan bahsetti. Kelama özellikle zikretti. Ru'yetullah'ı zikretti. Müteşabih, teşbihi, teşbih, her türlü teşbihten Allah'ın münezzeh kılınmasından bahsetti. Bir de irade, semi ve basarın Allah'ın zatıyla kaim manalar olmadığı, bunu söyledi ve bu tevhid ilkesi. Devam ediyoruz. وَاتَّفَقُوا عَلَى اَنَّ الْعَبْدَ قَادِرٌ خَالِقٌ لِأَفْعَالِهِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا. Ve yine onlar ittifak ettiler ki kul, اَنَّ الْعَبْدَ kul, قَادِرٌ kadirdir, ennenin haberi olduğu için merfu, خَالِقٌ sıfat olduğu için merfu, لِأَفْعَالِهِ kul, kendi fiillerini yaratmaya kadirdir, خَيْرِهَا وَشَرِّهَا, ister hayır iyi fiilleri, ister kötü fiilleri olsun, insan kendi fiilinin yaratıcısıdır. Bu konuda ittifak ettiler. Mustahikkun ala ma yef'aluhu sevaben ve ikamen fiddaril ahir. Mustahikkun ya da mustahakkun da olur. İkisi de olur. Bu vezinde ikisi de oluyor. Yani mustahakkun ismi meful, manası da ismi fail gibi, bu anlama geldiği için ikisi de olur. Yapıp ettiklerinden, alama yef'aluhu, yapıp ettiklerinden dolayı sevaben ve ikaben, sevap veya ceza olarak, fiddaril ahire, ahiret yurdunda sevap ve ikap olarak yapıp ettiklerini hak etmiştir. Yani kul hak eder. Kul hak etmiştir. Cennete kendi ameliyle girmiştir. Cehenneme giriyorsa da kendi yapıp ettikleri sonuna girmiştir. Ve Rabbu Teala münezzehun. En yudafu, Allah Teala münezzehtir. Tekaddese, mukaddestir, münezzehtir. En yudafa ileyhi şerrun ve zulmün, kendisine şer ve zulmün nispet edilmesinden, ve fi'lun huve kufrun ve ma'siye, ve yine küfür ve masiyet, isyan olan bir fiilin kendisine nispet edilmesinden münezzehtir. Li'ennehu lev halaka zulme lekâne zalima. Çünkü Allah Teala zulmü yaratmış olsa, lekâne zalimen, o zaman zalim olur. Kema lev halakal adle ve kâne adilen. Yani aynı şekilde adaleti de yarattığında adil olur. Bu gibi. Yani adaleti yarattığında nasıl adildir diyorsak, o zaman zulmü de yarattı dersek, o zaman zalim de deriz diyor. O yüzden bunlar ne yapıyorlar? İnsan fiillerinde, insan kendi fiillerinin yaratıcısıdır. Aksi takdirde sorumluluğun bir anlamı olmazdı diye bu efali ibad konusunda bu görüşlerini, bu da adalet ilkesini şu an anlatıyor. Böyle düşünüyorlar.
Devam ediyor. Vettefaku ala ennallâhe teâlâ, yine Mutezile ittifak etmiştir ki Allah Teala la yef'alu illa's salaha ve'l hayra. Allah ancak salah ve hayrı yapar. Ve yecibu min haysu el hikmetu, ve hikmet açısından da riayetu masalih el ibad, kullarının maslahatını gözetmek zorundadır. Şimdi bu salah aslah meselesi de Mutezile'nin tabi adalet ilkesinde ef'ali ibad konusunda, insanın fiilleri, kulların fiilleri konusunda dile getirdiği bir şey. Kul, Allah Teala kulu için kulun maslahatını, salahını düşünmek zorunda ve yaptığı şey de Allah Teala'nın kulu için aslah olan, en doğru olandır. Bu biliyorsunuz İmam Eşari merhum itizal düşüncesini terk etmesinde bu üç kardeş, selasetu ihve, üç kardeş meselesinde hocası ve üvey babası Ali el-Cübba ile ya bu soruyu sordu ve cevap alamadı gibi, o bir anekdot da olabilir. Olmamış da olabilir ama bu biliyorsunuz bir şey olarak üç kardeş meselesi burada zikrediliyor. Yani neydi? Kardeşin biri cennete gidiyor. Diğeri küçük yaşta ölüyor. Nereye gider diyor hocasına. O diyor cennete gider ama cennette hizmetçilik alt seviyedir biraz, şey diyor konumu. Ondan sonra bir diğer kardeş de kafir oldu. Peki diyor, Allah kulları için salahı ve aslahı yapmak zorundaysa o zaman kafir olan şey diyor tabii, o diyor ki peki o küçük çocuk cennete, yani az daha yaşasaydı cennette o da iyi nimetlere gark olsaydı deyince, diyor ki çocuk için en iyisi, aslah olan o yaşta ölmesiydi. Çünkü büyüse, akıl bari olsa belki de kafir olacaktı. O yüzden onun için en aslah olan o yaşta ölmesiydi. Peki diyor, o zaman kafir olan da diyemez mi? Yani o zaman der ki madem beni de küçük yaşta en azından öldürseydi de ben en azından cennete girseydim. Yani bu soruya cevap veremedi diye, dediğim gibi bu bir anekdot olarak anlatılır. İmam Gazali de El-İktisat'ta sanki buna şey veriyor. Yani böyle bunun yanlışlığıyla ilgili bir şeyler söylüyor. Fakat bu olmamış da olabilir. Yani hani bir dönüşümü İmam Eş'ari'nin diyelim itizal fikrinden efendim ehli sünnete geçişini sadece bu olay üzerine, ya da Resulullah Efendimiz Aleyhisselam rüyasında gördüğü. Bunlar hani anekdot olarak anlatılıyor. Bunlar neyi gösteriyor? Bardağa taşıran son damla. Yani bir süreç var demek ki, bir hani insan, bu da normaldir değil mi? Yani insan fikir değiştirebilir, fikri dönüşüm yaşayabilir. O ama hemen şey olmaz. Yani onun bir arka planı vardır, bir sorgulama vardır. En sonunda bardağı taşıran damla olarak bu anekdotları görmek lazım. Yoksa tüm sistemi şey üzerine kurmak doğru olmayabilir. Çünkü bir mutezili çıkıp der ki ya bu uydurduğunuz şey, bu üç kardeş diye bir şey yok, böyle bir olay yok. Efendim böyle bir şey olmaz diye de şey yapabilir. Evet, bu demek ki bu adalet ilkesi, salah asla meselesi üzerinde konuşulan, tartışılan bir şey. Şimdi tekrar edelim. Vettefaku ala enne Allahu Teala la yef'al, Allah yapmaz, illa neyi yapar? Es-salaha vel hayra. Allah ancak salah ve hayrı yapar. Bu Arapçada tabi istisna konusu. Efendim meful konumunda olduğu için fiil cümlesi salaha vel hayra. Allah ancak iyi, salahı yapar, uygun olanı yapar. Ve yecibu min haysu, ve vaciptir Allah'a. Yecibu alallahi ne min haysu el hikmetu. Bu min haysu kelimesinden sonra da müfret gelirse kelime, o merfu okunur. Bu kural bu. Yani min haysu'dan sonra el hikme geldi mesela. Bunu merfu okuyacağız. El hikmetu. Hikmet gereği, hikmet açısından vaciptir Allah'a. Ne vaciptir? Riayetu masalihil ibad. Kulların maslahatlarının, menfaatlerinin gözetilmesi gerekir. Ve emmel aslahu ve lütfu, fakat aslah ve lütuf ise fefi vücubihi indahum hilafun. Hani salah konusunda, maslahat konusunda, salah konusunda ittifak var ama aslah, en iyisini yapma ve lütuf. Lütuf da Allah'ın lütuf ve ihsanda bulunması. Lütuf konusunda ise
fefi vucubihi onun vacip olusu konusunda indahum hilafun onlar arasında ne vardır? İhtilaf vardır. Efendim diyor. Ve summu hâven namata adlen. Onlar Mutezile bu yöntemi, bu usulü ise adil diye isimlendirirler. Yani tevhidi zikretti. İkinci ilke adil. Adalet ilkesini de zikretmiş oldu. Başka? Vettefekû ala ennel mu'mine idâ kharaca mined dünya ala ta'atin ve tevbetin. Dediler ki mümin bu dünyadan itaat ve tevbe üzere, yani Allah'a muti' bir şekilde ibadetiyle ve tevbe işlemiş olduğu günahlardan dolayı tevbe ederek çıkarsa istihakka sevabı vel ivaza. O zaman bunlar sevabı ve ivazı, yani dünya karşılığında cenneti hak etmişlerdir, ivaz bedel. Ve tafaddul ma'nen aharu vera sevab. Tafaddul ise yani üstünlük, fazilet, lütuf vesaire ise başka bir manadır. Ma'nen aharu vera sevab. Sevabın ötesinde, yani Allah'ın fazileti, lütfu efendim, bu sevabın da ötesinde başka bir manadır. Ma'nen aharu, tafaddul mübteda, ma'nen ismi maksur. İsmi maksur da Musa, İsa gibi mana. Efendim, üç durumda da raf nasya durumunda takdiri irab aldığı için et-tafaddulu mübteda marfu ma'nen, o da haberdir, takdiren merfudur. Aharu sıfatı olduğu için böyle okudum. Ra'es sevap, sevabın ötesinde mefhul, yani şey nasb durumunda. Zarf olduğu için harf-i cer başında yoksa mansup okuruz, vera okudum. Ve izâ haraca min gayri tevbetin kebîratin. Ha, burada mürteki bir kebira meselesini, yani el menzile beyne el menzileteyni söyleyecek. Ve izâ haraca min gayri tevbetin, bir kul tevbe etmeksizin an kebiratin, işlediği bir kebiradan, büyük günahtan dolayı an kebiratin sıfatı geliyor, irtakebeha fi cümlesi, irtikab etmiş olduğu için, işlemiş olduğu efendim günahtan dolayı tövbe etmeden ölürse istihakkal hulude finnar, cehennemde ebedi kalır. Lakin yekunu ikabuhu ahaffe min ikabil küffar. Fakat onun cezası kafirlerin cezasından daha hafif olur. Ve summu hadan namata va'dan ve va'iden. Onlar bu yöntemi ise, bu usulü ise va'd ve va'id olarak isimlendirdiler. Aslında bu tam da burada zikrettiği, yani el menzile beynel menzileteyn, Vasıf bin Ata'nın söylediği. Tabii büyük günah işleyen kişinin dünyadaki konumu el menzile beynel menzileteyn. Dünyada iki menzil, iman ile küfür arasındadır. Ona mümin de demeyiz, kafir de demeyiz. İkisi arasında bir yer, yani fasık gibi. Ama fasık mümin de demiyorlar tabii. Ahirette tövbe etmeden giderse ebedi kalır. Yani hariciler de biliyorsunuz böyle düşünüyorlar. Ehli sünnet ise daha kuşatıcı bir şekilde bir görüşe sahip. Ehli sünnet ne diyor? Bir kul mürtekibi kebiradan dolayı, işlediği büyük günahtan dolayı tövbe etmeden ölürse Allah'ın meşiyetindedir. O fi meşiyetillah inşa'a azzebehu ve inşa'a gafara lehu. Allah dilerse azap eder, dilerse efendim bağışlar diyor. Bu tabi biz normalde müfredatta biliyorsunuz şu konuyu el menzile beynel menzileteyn altında işliyoruz. Vaad ve vaid olarak daha çok ne ediyoruz? Diyoruz ki Mutezile işte Allah vaadinden hulf etmez, vaidinden, tehdidinden de hulf etmez. Allah bir kişiye cennet vaat ediyorsa onu cennete koymak zorunda. Cehennem de diyorsa cehenneme koymak zorunda. Halbuki mesela burada da ehli sünnet biliyorsunuz ne diyor? Kişinin bir sultanın, padişahın tehdidinden vazgeçmesi de onun keremine dahildir. Dolayısıyla vaidinden pekala bir yönetici, mutlak hakim olan otorite ne yapabilir? Dönebilir deniyor. Dediğim gibi bu vaidde biz daha çok bunu konuşuyoruz. Ama merhum tabi Şehrestani'nin
bakış açısını da yani nasıl anladığını da görmek açısından bu da bunu not edilebilecek bir şey. Yani bu şeyi mürteki bir kebiranın hükmünü biz el menzile beynel menzile değil ilkesi altında işliyoruz. Çünkü Ebu'l-Huzeyl-i Allâh da el menzile beynel menzile değil ne diyor? Ama hoca burada bunu vâb ve vâid'de aldı. Yani bu bir zihnimizde dursun ileride tekrar hatırlamamız gerekebilir. Başka vettefaku ala en usulel ma'rifeti ve şükran ni'meti vacibetun kable vurudu sem'i. Yine Mutezile ittifak etmiştir. İttifakla şu düşüncededir. Usulel ma'rife yani marifetullah. Marifetullah Allah Teala'yı bilme yani. Şimdi marifet bilmek demek. Bilme konusuna en layık olan Allah Teala'dır. Şimdi el marifeyi marifetullah. Yani Allah'ı bilmenin ilkeleri, hem ilkeleri, temelleri ve şükran nimeti, nimete karşı teşekkür etmek vaciptir kable vurudu sem'i. Bir vahiy gelmeden de sem'i bir haber olmaksızın vahiysiz de insan aklıyla bu vaciptir. Yani marifetullah vaciptir. Kişi aklıyla bulabilir Allah'ı. İlla bir peygambere, bir kitaba gerek yok olmamakta. Ve yine şükrü nime, nankör olmamak, nimete teşekkür etmek de aklen vaciptir diyor. Sem olması gerekmiyor. Vel husnu vel kubhu yecibu marifetuhuma bil akli. Husun ve kubuh, yani güzel olan ve çirkin olan, helal olan, haram olan, güzel olan, çirkin olan bunların bilgisi de aklen vaciptir. Aklen kişi efendim bilir. Zaten biliyorsunuz şey neydi? El husn el hasen vel kabih el husn vel kubuh ma hassenehu el aklu ve ma kabbahahu el aklu diyor Mutezile. Ma hassenehu el aklu ve ma kabbahahu el aklu. Şey ise Eş'ari ne diyordu? Ma hassenehu şer'u eş'arilikte ma hassenehu şer'u şeriatın iyi dediği, helal dediği iyi ma kabbahahu şer'u ve şeriatın ma kabbahahu şer'u şeriatın çirkin dediği, haram dediği haramdır. Mu'tezile de neyi söylüyor? Ma hassenehu'l aklu ve ma kabbahahu'l aklu. Aklın güzel dediği güzel, helal dediği helal, çirkin dediği çirkin. Maturidi ise ara yolcuydu. Ne diyordu? Ma hassenehu'ş şer'u ve istahsenehu'l aklu. İyilik nedir? Güzellik, iyi hasen nedir? El husun. Şeriatın güzel dediği aklın da güzel gör diyor. Yine kubuh neydi? El kabih de ma kabbahahu şer'u şeriatın kanunun, şeriatın güzel dediği ve istakbahahu el aklu aklında çirkin gördü. Yani o bir telif ediyordu akıllı şeriatı. Ve i'tinakul hasen bu el husun diyelim. Çünkü bu husun ve kubuh diye ıslahlaştığı için yani biz bunu hasen kabih, husun kubuh. Ama burada kabih dedi. Onu da hasen okuyabiliriz belki. Kubuh olduğu zaman el husnu vel kubhu hasen kabih geçtiği zaman da hasen ve kabih okuyalım. Böyle olunca ve etinakul haseni güzeli güzelle hemhal olmak, güzeli içselleştirmek, güzelle bezenmek ve içtinabul kabihi ve çirkinden de sakınmak vacibun kezalik. Bu şekilde vaciptir. Ve vurudu tekalif el tafun lil bari teala tekliflerin gelmesi yani sem'i teklifler yani Allah'ın sorumluluk vermesi el tafun lil bari teala Allah Teala'nın bari Teala'nın lütuflarıdır. Yani şey şart değildir demek istiyor yani çünkü marifetullah aklen vacip. Arselaha ilel ibad kullarına göndermiştir bu tekalifi, sorumlulukları bir tavassut ile enbiya aleyhimusselam. Peygamberleri aracılığıyla göndermiştir. İmtihanen ve ihtibaren. İkisi de aynı manada imtihan etmek üzere. İmtihan olmak üzere Allah Teala onları imtihan ve ihtibar denemek için göndermiştir. Nitekim Allah Teala liyehlike men heleke an beyyinetin helak olacak, ölecek de delil üzere ölsün. Ve yahya men hayya an beyyinetin dirilecek olan da delil üzere dirilsin diye ayet-i kerimede bu zikredilmiştir diyor. Enfal suresinde.
Şimdi bunları söyledi. Bu son maddeye tekrar dönelim. Evet, bu husul kubuh meselesi de. Husul kubuh meselesini ayrıca zikretti. Efendim. Vahtelafu fil imameti vel kavlu fiha nassan ve ihtiyaran kema seyeti inne makalete kulli taifetin. Bunlar diyor imamet, şimdi dikkat ederseniz ortak görüşlerini zikretti. Şeyden bahsetti, tevhidden bahsetti, adaletten bahsetti, vaat ve vaidden bahsetti. Aslında mürteki bir kebira el menzileye girer dedik. Bahsetmedi ama o isimle. Bir de emri bil maruf. Yani iki ilkeyi bahsetmedi. Şimdi normalde biz ne biliyoruz? Ebu'l-Huzeyl el-Allâh. Bakalım Allah Huzeyliye mi Allah'tan bahsettiği zaman bahsedecek mi, ona bir bakalım, unutmayalım. Normalde 543 vefatlı olduğuna göre merhum 548, affedersiniz, 548-1153, Ebu'l-Huzeyl 231 vefatlı. Bilmiyor muydu? Çünkü Ebu'l-Huzeyl'den de bahsedecek. Onu da bakalım. Yani şeyi de, süreç takibi de yapıyoruz yani şeyi. Ne kadar haberdar hoca? Bizim şu an bildiklerimiz itibariyle, çünkü öyle biliyoruz. Ebul Huzeyl ile Allah'u beş ilkeyi koyuyor. Ama hoca ortak görüş sadedinde üçünden bahsetti. Evet. Vaktelafu fil imameti. İmamet konusunda ihtilaf etmişlerdir. Vel kavlu fiha. Bu konuda nasıl görüşler var? Nassan görüşü var. Ve ihtiyaran görüşü var. Biliyorsunuz zaten İmamet meselesiyle ilgili daha önce de söylemişti, nas ve tayin Şia'nın görüşü var. Ve tercihül ümmetin ihtiyarına bırakılmış bir mesele var. Ama Mutezile biliyorsunuz Basra ve Bağdat ekolü diye ikiye ayrılıyor. Basra Mutezilesi ehli sünnet gibi düşünüyor. Hilafet sırası, fazilet sırası ve mevcut durumu, defakto durumu meşru görüyor. Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali şeklindeki sıralamayı. Bağdat Mutezilesi ise İmametül Meftul düşüncesine inanıyor. İmametül Meftul, Meftul'ün imameti, Zeyd bin Ali'nin de düşüncesi, Zeyd'in yeğeninde. Neydi İmametül Meftul? En bir toplumda en faziletli kişinin imam olması beklenir. Ama en faziletli kişi varken, yani bir numara varken, iki üç numaraların meftulün de kendinden faziletli, önünde faziletli şahıs olan demek meftul. 2-3 numaralı faziletli kişilerin imameti de bir numaraya rağmen, en eftal kişiye rağmen meşrudur, caizdir anlamında İmametül Meftulü, ki Zeydiye böylece aslında Zeydiye'de de gördüğümüz ara yol olmuş oluyor yani. Nasıl bir ara yol? Diyor ki evet, Hazreti Ali'nin imam olması gerekiyordu ama kader başka türlü cereyan etti. Ali olmadı. Hazreti Ebubekir, Ömer oldu. Onların hilafeti de meşrudur anlamında İmametül Meftul düşüncesini söylüyor kim? Bağdat Mutezilesi bu düşüncede buna işaret etmiş oluyor. Kema seyeti inde makaleti kulli taifetin, her bir grubu diyor bahsederken, bu da gelecek diyor her bir gruptan bahsederken. Vel an, şimdi nezkuru ma yahtasu bi taifetin minel makalat illeti temeyyizet biha nasabiha. Şimdi nezkur zikredeceğiz. Ma şeyi ve usule yahtassu bi taifetin. Yani bir gruba özel olan şeyi zikredeceğiz. Minel makalat, minel makalat, bir taifeye özgü görüşü. Bir taifeye özgü olan görüşü. Elleti, o makale görüş ki temeyyizet, farklılık arz eder, temeyyüz etmiştir. Biha, onunla, ana sabiha. Yani Mutezile içinde iki alt fırkalardan bahsedecek. Burada da ne diyor? Diğer arkadaşlarından, ashabından, diğer grup üyelerinden temeyyüz ettiği, farklılaştığı görüşleri itibariyle bu gruplardan bahsedeceğiz diyor. Alt gruplardan işte Vasıliye, Vasıl bin Ata'dan başlayacak. Efendim, şöyle bakalım. Kaideler. Huzeyli, Ebul Huzeyli Lallaf. Onların görüşlerini, yani sanırım bir 20 tane falan zikrediyordu. Bu şekilde devam edecek. Burada kalalım diyorum ben arkadaşlar. Şükrü Hoca.
Burada kalalım. İnşallah. Olur Sonraki derste devam ederiz. hocam inşallah. Allah razı olsun. Ağzınıza Evet. Ve sağlık. sallallahu ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve